Merhaba herkese. B&B Brasserie'deyiz. Evrim Bey. Merhaba. Onun işletmecisi merhaba. Şimdi özel bir pizzası olduğunu söyledi bize. Diğerlerinden ayıran özellik, hani organik un kullanıyoruz dediniz. Onu biraz bize anlatır mısınız? Tabii biz bütün pizzalarımızda ve buradaki tüm hamur ürünlerimizde ekşi maya kullanıyoruz. Evet. Birinci en önemli özelliğimiz bu. Bununla beraber hem hamburger ekmeklerimiz hem pizza hamurumuzda hamburgerlerde de mi aynı şekilde? Hamburger ekmeklerinde de aynı şekilde. Evet. Tamamen organik un kullanıyoruz, ekşi maya kullanıyoruz. Çok iyi. Ve pizza hamurumuz yaklaşık hani bugün yaptığımız pizza hamuru ancak 48 saat sonra yenilebilir bir duruma gelebiliyor. 48 saat soğuk fermente işleminden geçiyor. Çok iyi. Ve tamamen el açması İtalyan pizzası yapmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şu an eliyle açıyor. Evet. Daha yapıyor. Peki bu organikliği mesela ben bazen hamur işlerini çok aşırı kaçırdığımda mide yanması falan oluyor. Hani bu organiklik bunlarla bir bağlantı yapabilir miyiz? Rahat tabii açısından. Şöyle söyleyeyim. Ekşi mayalı ürünlerle organik undan ziyade ekşi maya kullanılmasında alakalı bir konu aslında. Evet, bir konu aslında bu. Çünkü ekşi mayalı ürünlerin glisemik indeksi düşük ondan sonra olur ve uzun fermantasyon sürecinden geçtiği için midede yanma, mideye oturma yapmaz. Mesela bir fast food restoranında yediğiniz zaman mesela hamurun böyle midenize oturduğunuzu bazı restoranlarda görebilirsiniz. Evet, ondan mı acaba? Evet, tamamen bu ekşi maya tamamen hamurun uzun fermente olmasıyla alakalı bir konudur. Mesela Türkiye'de yanlış bilinen de bir bu pizza hamuruyla alakalı bir konu vardır. Mesela taze hamur iyidir denir. He. Mesela bazı restoranlar mesela günlük taze pizza hamuru yapıyoruz derler ama aslında bu doğru bir bilgi değildir. Hamur da şarap gibidir. Ne kadar çok dinlenirse mayalanır. Evet, o kadar ve az maya ile ekşi maya ile ne kadar uzun sürede fermente olursa o kadar bütün aromasını ve bütün o bakterilerini faydalı bakterilerini hamura işletir. Çok iyi. Peki yani şimdi mesela bizim mutfağımıza çok uygun bir şey değil diyoruz bu pizza için ama ideal bir pizza nasıl olur? Yani çok göreceli bir şey bu tabi ama bir standartı var mı? Hani içeriği, karışıklığı, sadeliği yani, gibi. Yani biz ustamızla her zaman şey ondan sonra konuşuruz. Biz pizzayı mesela biz kişisel olarak ustamla beraber pizzayı sade seviyoruz. Yani gerçek pizza deneyimi hani margarita pizzadır veya hani en kötü pepperoni. Evet. Pepperoni mesela ondan sonra olabilir. Şu an? Biz şu anda buraya bizim en çok üçüncü olarak sevdiğimiz kadro ne? Stagione ondan sonra hazırlıyoruz. Bunda Biga'dan getirdiğimiz kasap sucuğumuz var, enginar kalbi var, brokoli ondan sonra var ve tabii ki mozzarella ve istiride mantarı var. Mantar olarak da bu arada istiride mantarı ondan sonra tercih ediyoruz. İstiride mantarını baharatlarla marine edip fırında pişirdikten sonra burada işleme geçiyoruz. O pizza hamurunun kalınlığı artık tercihe göre. Şimdi biz burada 30 santim açıyoruz. Çapı evet. Evet, çapı 30 santimden ondan sonra açıyoruz. Yaklaşık 220-230 gramlık bir hamur ondan sonra yapıyoruz. Tabi bu bölgeden bölgeye değişir. Bazıları kalın hamur seviyorlar, bazıları ince ondan sonra hamur seviyorlar. Ama biz pizzamızın çıtır olmasını ondan sonra istiyoruz. Evet. Kalın hamur ondan sonra çok fazla tercih zor oluyor zaten. Etmiyoruz. Peki veganlar için bir pizzanız mevcut mu? Evet, daha geçen hafta ondan sonra ekledik. Zaten unumuzda hiçbir şekilde hayvansal bir ürün bulunmuyor. Unda yani hamurumuzda hiçbir şekilde yok. Ve bununla beraber de özel vegan cheddarımız, vegan mozzarella peynirimiz ve sebzelerle, ızgara sebzelerle ve vegan pizza da ondan sonra hazırladık. Evet. Bir de hamburgere değinelim isterseniz. Hazırlanıyor galiba hamburgerimiz. Tamam. Hamburger ekmeklerini de kendimiz yapıyoruz dediniz. Merhaba, hoş geldiniz. Hamburger ekmekleri kendi ekmeklerimiz, onlar da broş ekmeğidir bizim. Tereyağlı ekmeğine ekşi mayayla elde ettiğimiz bir ekmek hamuru. İki çeşit ekmek yapıyoruz. Hatta birden çok ekmeğimiz var. Burgerde şu an iki çeşit kullanıyoruz. Bu bizim gar ekmeğimiz. Katkısız tamamen mürekkep balığından elde ettiğimiz siyah. Bu normal ekmeğimiz. Şunu ben şuraya eriştireyim. Evet. İki ekmeği de müşterilerimizin tercihini sunduk. Bazen kara dediğimiz bu değil mi? Bu. Evet. Bu tamamen mürekkep katkısız. Balığı. Mürekkep balığının siyah mürekkebinden elde ettiğimiz bir ekmek. Bir katkısı yok. Diğer ekmeğimiz normal. Yine ekşi mayalı. Broş ekmeğimiz bizim. Genelde bu iki ekmeği kullanıyoruz. Müşterilerimizin tercihini bazı ekmekleri daha sunacağız. Onlar için de çalışmalar yapıyoruz şu an. Burada etimiz
Biz bir burger restoranıyız. Her şeyden önce bunu belirtmek istiyoruz. Hamburgerci evet. değiliz. Fast foodçu değiliz diyorsun. Evet. Yani bir ürünümüz başlı başına tek bir başro. Hiçbir ürün aksesuar olarak kullanmıyoruz. Bazı evet. ürünlerimizi İstanbul'dan temin ediyoruz. Bazıları buradaki yerden, bazıları diğer şubemizin olduğu Çanakkale'den getirtiyoruz. Etimizi tranş, dana döş ve yağdan elde ediyoruz. Çok iyi. Yağsız bez zaten biliyorsunuz. Lezzetli olmaz. İfade etmiyor. Herkes bana onu soruyor zaten. Yani çok kısa bir süredir aslında buradayız. Uzun yıllardır Bodrum'da bir mekan sahibi değiliz ama çok kısa bir sürede. İnşallah uzun olur. İnşallah. Çok ciddi bir şekilde talep görmeye başladık. Yani şu an burada birçok burgercinin beklediğinden bizi daha aslında şeyi bekliyorlardı. Ben zaten duyar duymaz sabırsızlandım, merak ettim. Yani gerçek hamburger lezzetini tadalım istedim ben. Burada etlerimizi müşterimizin tercihine sunuyoruz. Dediğimiz gibi bir hamburgerci olmadığımız için bir et işlemi yapıyoruz hamburgeri. Yani müşterimizin talebi doğrultusunda eti pişiriyoruz. Az pişmiş, orta pişmiş, orta iyi, çok pişmiş çok olarak iyi. Eti pişiriyoruz. Siz bizden bir et istediğinizde içerisinde herhangi bir katkı maddesi bulunmadığı için ya da bir kıkırdak bir malzeme koymadığımız için etlerimiz her zaman temiz ve sağlıklı bir şekilde gözüküyor. Süper. Ya ondan yana hiçbir problem yaşamadık bugüne kadar. Evet. Tam aksine çok ciddi ve verimli geri dönüşler de aldık bu konuda. Evet. Yani verdiğimiz hizmetin tamamen arkasındayız. Yani kısa bir süredir biz ama daha da projelerimiz var. Yalıkavak taraflarını da geçmeyi düşünüyoruz. İnşallah. Daha inşallah. Yeniyiz ama hızlı yürüyoruz yani bu konuda. Evet, kokusu zaten gelmeye başladı. Sizi de bir burgerimizden yapalım isterseniz. Aynen, bizim test ederiz şimdi. Bizim en favori sembolik burgerlerimizden biri Texas burgeri. Texas, evet. Dana kümeli, karamelize mantar soğanlı, çift tezahürlü olarak yaptığımız burger. Şurada bu siyah ekmeği merak ediyorum özellikle. Gar ekmeğimiz. Biz onu şey yapacağız. Tamam. Bu bizim sembolik ürünlerimizden biri. Evet. Hemen hemen kibrit patatesimiz. Hemen hemen bütün burgerlerimiz üzerine verdiğimiz bir şey. Biliyorsunuz yani burgerle patates çok yakın bir evet, evet, aynen. Patatesin her haline burgeri yakıştırdığımız için onu da kullanıyoruz burada. Bu şu an benim yaptığım bir Texas burger. Tamam. Yine gelen siparişlerimiz içerisinde olan bir burgerimiz. Bu arada pizzamız da çıktı. Buradan gözüküyor mu? Evet. Olmadı bir oraya bir doğrayalım mı hemen bir? Tamam. Bu ama bu hazırlanıyor evet, mu? Evet. Şu an şöyle bir burgerimizi size gösteriyorum aktif olarak. Izgaranın üzerinde hazırlanıyor değil mi onlar? Tabii. Şu an burada bir Texas burger hazırlığı yapıyoruz. Üzerine karamelize mantar ve karamelize soğan şu şekilde ürünlerimizi yerleştiriyoruz. Eşit bir şekilde paylaşım yapıyoruz. Üzerinde çift çedarımız oluyor her zaman. Ürünlerimizin değişik değişik burgerlerimiz var. O, en güzel, en güzel anı bu. Eriyecek şimdi. Bunu şimdi üzerinde görsel olarak da bir şov oluyor. Evet. Gözde eremesini. Bu şekilde önce göze sonra mideye hitap edelim. Evet. Yani zaten burgerlerimiz çok doyurucu. Yani gerek sosyal medyada fark ettim şu an büyüklüğünü. Yani kıyaslamak için. 180 gram et kullanıyoruz. Evet. 180 gram evet. Yani zaten amacımız bu. Merak İnsanlar normalde hamburger tüketirken yani bir aperatif olarak tüketiyorlardı. Biz evet. aslında projede bunun önüne geçmek istiyoruz. Ana yemek. Evet. Yani insan bir burger restoranı olduğumuz için insanlar bunu tükettikten sonra ekstra bir yiyeceğe ihtiyaç hissetmesinler. Yiyecek o kadar. Doyacak evet. yani. Ki zaten istediğimize de ulaştık. Yani çok insanlardan güzel. Geri dönüş o şekilde ekstra bir yiyecek tüketmek istemiyorlar. Yani bunu bir yemek olarak artık tüketiyorlar. Aynen akşam öyle. Yemeği gibi bir burger servisi. Aynen gibi. Öyle. Ürünlerimizin zaten aşırı derecede malzemeli ve yoğun bir malzemesi var. Aslında o da sorularımda var. Hani bir fast food gibi değil de bir ana yemek gibi evet. yiyip karnımızı doyurmak önemli amacımız olan o zaten. Evet. Yani insanlara hamburgerden sonra bir şey yedirmemek ve hamburgeri tek öğün haline getirmek. Ve pizza ve hamburger evet. genelde bizim mutfağa uygun değilmiş gibi gözüküyor. Ama bu şekilde olduğu zaman bildiğin Türk mutfağı yani. Standart aslında birçok yani baktığımız yerde insanların bugün zaten biliyorsunuz yurt dışında burger bambaşka bir yerde. Evet. Son 5 senedir Türkiye'de de bambaşka bir yer. Bölüyorum ama bu ne şimdi? Bu dana füme etimiz. Ha, dana füme. Evet. Bu Texas burgerlerimizde en son burgerin üzerine eklediğimiz aha. dana füme. Çedarla birlikte tamam. etin pişimiyle beraber bir homojen bir şey sağlayacaklar. Madde sağlayacaklar. Birlikte bu güzel bir şekilde eriyorlar. Bu tamam. bizim bir tavuk burgerimiz. Müşterilerimize sunduklarımızdan. Aha. Kendi hazırladığımız bir burger. Aha. Onu da barbekü soslu. Şinitsel gibi duruyor. Evet, şinitsel değil ama. Değil. Şinitsel normalde bir tavuğun bölümünden, panelenmesinden elde edilir. Hı hı. Bizim bu robottan kendi marine edip 2 gün sütte beklettiğimiz bir marinasyonumuz var tavuğu. Hı hı. Ondan sonra elde ettiğimiz ve robota çektiğimiz bir tavuk. Süper. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Edeyim. Pizzamıza bir de bakalım. Pizzamız da bu arada hazır, pişmiş. Neydi bunun ismi bu pizzanın? Quattro Stagione. Quattro. Quattro. Yemedim ben. Şu anda 32 santim boyunda. Evet. 32 santim çapında pizzamız kesiliyor.
brokoliler falan gayet renkli, iştah açıcı duruyor. 4 çeşit üründen oluşturduğumuz. Elinize sağlık. Ama sunumumuz devam ediyor. Tabii. Bu nedir? Parmesan. Toz parmesan. Evet. Buyurun. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Tekrar hamburgere dönmek gerekirse bir şey sormak istiyorum. Türkiye'de genelde birkaç markanın tek elindeymiş gibi gözüküyor bu hamburger sektörü ama az önce dedik onlar hani fast food, evet, normal evet, Türk mutfağı evet, diyorsun. Evet. Bu konuda hani düşünceleriniz nedir? Yani iddianız nedir? Nasıl olur? Yani dediğimiz gibi tabii birçok belli birkaç hamburger markası hani bütün pazarı domine etmiş ondan sonra durumda ama dediğim gibi biz onlarla bir rekabet içerisinde değiliz çünkü onlar fast food, evet, fast zinciri, food. Zincir restoranlar. Biz de burada hani her şeyimizi burada Türk kendimiz ondan sonra yaparak burada kendimiz ondan sonra ürünleri ondan sonra hazırlıyoruz. Biz burada bir hani restoran konumundayız. Evet. Başarının sırrı taktik değil, hakiki hamburger yapmaktan geçiyor diyorsunuz. Evet, yani. Kesinlikle. Süper. Evet. Herhalde 4 kişi falan. Yani çok abartmayayım 3 kişi. Yani 4 kişi demeyeyim de yani evet yani ben tek başıma biraz zor yiyorum ama 2 kişi rahatlıkla yiyebiliyor. Diğer pizza çeşitleriniz neydi? Mesela 4 peynirlik quattro formaggi var. Bununla beraber yine Texas şeydeki hamburgerdeki gibi Texas smoked pizzamız ondan sonra var. 3 mantarlı ondan sonra bir pizzamız var. Pepperoni pizzamız var. Tamam. Orada sucuğumuzu Çanakkale Biga'dan getiriyoruz. Aynen. Böyle yöresel şeyler de güzel oluyor. Evet. Aynen. Peki fiyatlar ortalama. Hadi sonra en son paylaşacağım o ayrı bir şey. Fiyatlar ortalama hani. Yani tabii şimdi deniz mahsullü ondan sonra mesela pizzalarımız ondan sonra var ama 49 liradan 119 liraya kadar çıkıyor pizzalarımız. Yani bir ana yemek için bence ideal. Evet. Tamam 119 lira dedim şey işte deniz mahsullü, karidesli, ondan sonra aynı midyeli. Evet. Zaten abi sonra paylaşacaksınız. Evet. Hamburgerlerimiz geldi. Şimdi birazdan test edeceğiz. Bu neydi? Gara? Gara Texas Smokehouse. Evet. Yani normal burada çok popüler olan hamburgerimiz var. Texas Smoke. Evet, bu üçlü mini burger. Orada klasik burger, karamelize burger ve Texas Smokehouse burger var. Ha Texas Smoke şeyi. Onda da var, onda da var evet. Normal standart patatesimiz. Standart patatesimiz. Baharatlı patatesimiz. Bu da trüflü parmesanlı patates kızartmamız. Evet. Trüf çok güzel oluyor hamburgerde. Daha önce denemiştim çok güzel. Şimdi ben mesela bu Texas'ı çok seviyorum, deniyorum ama bu karayı ilk defa yiyeceğim. Evet. Özellikle böyle bir sos döküyorsun, bayağı sulu sulu duruyor. Bunun haricinde, bu üçünün haricinde başka çeşitleriniz? Tabii. Ya da en çok tutan hangisi öyle söyleyeyim. En çok tutan burgerimiz, bugün size denettiremedik, tiftik burgerimiz. Evet, onu deneyeceğim bugün. Evet, bir gün mutlaka tekrar tiftik bugün. Etinden burger. Evet, tiftik burgerimiz var. Texas Smokehouse burger. Evet, çok güzel. Onunla beraber en çok giden burgerlerimiz. Üçünün burgerlerimiz çok satılıyor. İnsanlar farklı, ufak ufak farklı lezzetleri. Evet, evet. Yani üç kişi gelir mesela. Ondan sonra şey yapmak ondan, istiyor. Ondan falan. Şu anda bu da sizin yeni B&B spesiyel burgerimiz. Burada özel yaptığımız altta ikisinin humus sos var. Humustan burger sosu yapıyoruz. Ve tereyağlı pastırmamız ondan sonra üzerine mevcut. Eldivenlerimizi de taktık. Biraz kumharca yiyeceğiz. Evet. Son olarak bir şey soracağım. Gramajları ve fiyatları. Konumuza gelelim. Evet. İçindeki köftenin gramajı. İçinde şeylerin içerisinde 180 gram var. Aha. Etlerimiz 180 gram. Evet. Bunlar standart. İnternette 120 gramlık şeylerimiz de var. Bazıları için çok fazla geliyor. Yani tek başına yiyemiyoruz ondan sonra biz diyorlar. Bundan dolayı ama burada burger restoranımızda 180 gram ondan sonra veriyoruz. Mini burgerler 60'ar gramdan. Evet. Trüfü kesinlikle tavsiye ederim. Mini burgerlerimiz 60 gram, ne yapmış? Yine 180 gram. Tabii üçü de 180 gram. Denk geliyor. Ekmeklerimiz de 120 gram. Evet. Çok güzel, çok başarılı. Teşekkür ederiz. Şimdi test etme zamanı. Evet.